Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Neler hazırlayacağım? Hemen öncelikle onları sıralayayım. Bir köfte kebabı hazırlayacağız. Bir de bu kebabın yanına çok öyle pilav, makarna tarzı şeyler gitmez. Tarhana çorbası yapacağım. Sizler herhangi bir sevdiğiniz bir çorbayı da yapabilirsiniz. Mesela mercimek çorbası da çok güzel gider. Bir de salata hazırlayacağım. Şimdi öncelikle köftemi yaparak başlayayım. Yarım kilo yarı yağlı kıymayı önüme aldım. Bir adet yumurta. Baharat olarak toz biber, karabiber, pul biber, kimyon ve tuz. Bir tutam maydanoz. Hemen hemen 2 diş kadar sarımsak. Bu sarımsağı da çorbaya ekleyeceğim. O yüzden kenarda dursun. Ben birazcık şöyle yarım su bardağı kadar köfte harcı ilave edeceğim. Bu tamamen isteğe bağlı. Ben birazcık katıyorum. Gayet güzel oluyor. Ama sevmezseniz katmayabilirsiniz. 2 adet orta boy kuru soğanı rendeledim. Suyuyla falan hepsini katıyorum. Öyle acımsı falan bir tat da vermiyor. Hiç öyle acı olacak falan diye düşünmeyin. Çay kaşığının ucuyla karbonat koyuyorum. Çok doldurmayın. Bu böyle köftenizin hafif kabarmasını sağlayacak. 1 su bardağı kadar da ekmek içi. Ve bayat ekmekleri dışarıda kurutup böyle küçük küçük parçaları koparıp robottan çekebilirsiniz. Bir aynen böyle kalite unu olarak da kullanabilirsiniz. Köftelerinize de şimdi köfteyi bir 10 dakika boyunca sürekli yoğuracağım. Yarım çay bardağı suyu aldım önüme. Ara ara şöyle hafif ıslatarak yoğuracağım. Yeterince yoğurdum. Yanıma bir kap aldım. Köftenin hepsini kullanmayabilirim arkadaşlar. Ben şimdi hepsinin şeklini vereceğim. Daha sonrasında buzluğa atıp kızartabilirim. Fazla gelebilir. Eğer ki sizler de bu şekilde yarım kilo kıymadan hazırlayabilirsiniz. Ya da kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yanıma bir miktar sıvı yağ aldım. Biraz arada elimi yağlayıp köftenin şeklini vereceğim. Nasıl bir köfte şekli diyebilirim? Çok fazlasıyla büyük değil. Hemen hemen bir erik kadar büyüklüğünde, ufak yeşil erik kadar büyüklüğünde alacağım. Üzerine bir kere şöyle bastırıp koyacağım. Bu kadar. Yani öyle çok çok büyük olmasın. Çünkü ekmekleri kızartıp üzerine koyacağımız için çok büyük büyük hoş durmayabilir. Gene tabii ki tamamen tercihinize bağlı. Ben böyle ufak ufak yuvarlaklar yapacağım. Köftelerin şeklini verdim. Elinizden geldiğince şöyle köftelerinizi düz yapmaya çalışın. Gördüğünüz gibi incecik. Üzerine şöyle sıkıca basınca bayağı ince oluyor. Bu şekilde daha güzel olacaktır. Şimdi ocağın başına geçeyim. Önce çorbamı yapayım. O zamana kadar köfteyi dolaba kaldıracağım. Biraz dolapta dinlensin. Tarhana çorbasını yapmak için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını tencereme koyuyorum. Yağ eridikten sonra 1 yemek kaşığını çok doldurmadan domates salçası, tarhananın rengine göre salçanızı azaltabilirsiniz. 1 diş kadar da sarımsak ilave ediyorum. Biraz nane. Bir süre şöyle kavurayım. Sarımsak çok fazlasıyla güzel bir tat veriyor. Eğer hiç ilave etmediyseniz bir kere de olsa ilave etmenizi tavsiye ederim. Tarhanayı öncesinde birazcık suyla ıslattım. Suyunu da ilave ediyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. Bir miktar karabiber. Altını orta ateşe getiriyorum. Koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişireceğim. Su oranı tarhananın un oranına göre değişecektir. Sizler de yavaş yavaş kıvamına göre su kaynar su ilave edebilirsiniz. Et suyu ya da tavuk suyu da koyabilirsiniz. Çok da yakışıyor. Hatta tavuk bulyon ya da et bulyon da koyabilirsiniz. Daha güzel bir tat veriyor. Çorba kaynamaya başladı. Altını kısa alıyorum. 1-2 dakika daha kaynatıp artık ocaktan alabilirim.
Kıvamı da gayet iyi olmuş. Artık su falan ilave etmeyeceğim. Çorba pişti artık. 10 dakika yeterli. Altını kapatıyorum. Onu kenara alacağım. Hemen köfteyi kızartmaya başlıyorum. Köfteleri kızartmak için uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. Bir miktar sıvı yağ koyuyorum. Ortalama yarım çay bardağı yeterli. Ocağın altını yakıyorum. Yağ ısındıktan sonra köfteleri içerisine atıyorum. Ters düz ederek hepsini kızartacağım. Kızaranları çeviriyorum. Kızaranları alıyorum, yeterli. Köfteyi kızarttım. Şimdi yağı artık buradan alayım. Ekmeklerin üzerine dökmek için şöyle bir salçalı sos hazırlayacağım. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçasını tavanın içine alıyorum. Ocağın altında yapıyorum. Çok az, bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile önce bir salçayı kavuracağım. Salçayı kavurmak için bu yağı sadece kullanıyorum. Hafif kavurayım ki salça kokusu olmasın. Kavrulduktan sonra bir su bardağı suyu sosun içine koyuyorum. Bir su bardağı daha koyacağım. 2 su bardağı yeterli. Biraz karabiber. Biraz da pul biber. Biraz da tuz atıyorum. Sosumuz bu kadar yeterli. Şimdi 1-2 taşım kaynatıp ocaktan alacağım. Kaynamaya başladı. Bir 5-10 dakika kaynadıktan sonra artık ocaktan alacağım. Ekmeklerin üzerine dökeceğim. Tereyağımı da eriteyim. Artık ocakların altını kapatıp köfte kebabını birleştirmeye geçiyorum. Köfte kebabı için ben böyle uzun bir pide kullanacağım. Normal Ramazan pidesi ya da hiçbir şey yoksa bayat ekmeklerden de yapabilirsiniz. Benim şu an bayat ekmeğim yoktu. Şimdi bunu küçük küçük küp küp haline getiriyorum. Şekilde gayet iyi. Tepsiye atıyorum şöyle. Birazcık fırında kızartacağım. Daha güzel oluyor. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında böyle hafif ekmekler çatır çatır olana kadar fırında kızartacağım. Ben salatamı hazırladım. Böyle karışık bir salata yaptım. Turp, havuç, roko ve kıvırcıkla. Sizler de nasıl salatası seviyorsanız yapabilirsiniz. Bu biraz daha mevsim salatası. Ben şimdi tarhana çorbasını servis tabağına alıp fırında ekmek kızarana kadar çorbanın servisini yapayım. Onu da sıcak sıcak, çünkü sofraya götürmek istiyorum. Çorbanın da kıvamını görmüş olun. Koyu gelirse sulandırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel tarhana çorbası oldu. Ekmeği fırından çıkardım. Gayet güzel böyle çıtır çıtır ekmek olmuş. Ben ortaya bir servis açacağım ama sizler isterseniz porsiyon halinde hazırlayabilirsiniz. Ekmekleri alta alıyorum. Salçalı sos birazcık soğumuştu. Tekrar ısıttım. Üzerine gezdiriyorum bolca. Üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurttan döküyorum. Üzerine de köfteleri diziyorum. En üstüne de kızgın yağ döküp servis ediyorum. Birkaç tane domates bir de koyacağım.
Kesinlikle denemeniz gereken bir yemek. Gayet güzel oluyor. Çatalla sizlere göstermek istiyorum. Gayet şu şekilde yiyebilirsiniz. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Sever Mutfakta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.